Değerli Halk TV Euro izleyicileri, Londra Halkı programından yine merhaba. Bu hafta da güzel bir program yapmayı planlıyorum. Çünkü güzel bir misafirim var karşımda. Size birazdan kendisini tanıtacağım. Bir de ben bir özlü sözle de başlamak isterim. Çünkü bu hafta biraz siyasetten, bazı güncel olaylardan uzaklaşıp sanatla ilgili bir program yapacağız. Bildiğiniz üzere zaten Londra Halkı'nda da sanatla ilgili bir programımız var. Dünyanın Fotoğrafları Vehbi hocamızın yaptığı bir program. Özlü bir sözle de başlayayım. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fenin gerektiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri de yoktur. Bu özlü sözü de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Efendim bugün de bahsettiğim gibi sanatla ilgili bir programımız olacak. Karşımda da Mehmet Yorulmaz var. Kendisi Türkiye'nin en komple sanatçısı. Ya, duyduk, haber aldık. Londra'ya gelmiş. Bir takım çalışmaları olacakmış. Biz de kendisine misafir olmak istedik. Efendim öncelikle tabii ki hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Yorulmaz deyince ben biraz sanatla ilgili olduğum için az çok araştırmıştım da biliyorum da. Biraz siz kendinizden bahseder misiniz Londra Halkı programı izleyicilerine? Ben 1948 Malatya doğumluyum. 1950'lerden itibaren İskenderun'da yetiştim. 1967'den itibaren de bugüne kadar Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeyim. Yani yaklaşık bir 50 seneden fazla mı? 50 yıl Beyoğlu sanatçısıyım bir nevi. Sanatı Beyoğlu'nda kavradım. Beyoğlu benim için bir üniversite. Asmalı Mescit bölgesi de zaten sanatçıların yoğun olduğu bir bölge. 35-37 yılda Asmalı Mescit'te geçti. Çok şeyler öğrendim, çok şeyler aldım, çok şey de vereceğime inanıyorum. Beyoğlu'nu çok sevdim. Şimdiden özlediniz mi? Londra'ya geldikten sayılı günler oldu zaten herhalde. Sayılı günler oldu ama Londra'yla da resim üzerine bir alışverişim olacağını umuyorum. Sunacağım şeyler var. Londra'dan sunmanın çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Bunlardan başyapıtlarım, Türk Halk Manzarası, Öz Azdır serisi ilgilendirecek sanat dünyasını, yalnız Londra'yı değil, sanat dünyasını ilgilendirir zannediyorum. Onun için de bu programı çok önemsedim, çok da sevdim. Sunacağımı da evet, zaten şimdi ekranda da bir fotoğraf demeyeyim de çok özür dilerim. Tabii. Sanatsal bir çalışma bu zaten. Aslında bunun yorumlamasını size bırakacağım. Tabii bu başyapıt mı diyorsunuz bunlara? Başyapıtlarımdan birisi Türk Halk Manzarası. Şimdi Türk Halk Manzarası'na konsantre olmam 1980 yıllarına rastlar. Çünkü o zamana kadar klasik resmi ve dünya halk manzaralarını öğrenmiştim. Fakat 1980'den itibaren Türk'ün de halk manzarası, halk resmi, halk manzarası olduğuna dikkatimi çekti. Duvarlarda, binalarda, eski binalarda, süslemelerde, tezyinatlarda izler vardı, tarz izleri vardı. Bunun peşine düştüm. Sonra 1985'lerde bunun da bir tarz olduğunu, bir felsefesi olduğuna inandım. Ve derinleştirdim. 1890'lara indim. 1925'lere çıktım. Sonra 1965'lerde bunun ilk yapıcısıyla karşılaştım İskenderun'da. Öğrenciydim. Yakup Banko. Anladım ki onlar Anadolu'yu dolaşarak halk manzaralarını yayıyorlar. Ama bir tarzları var. Tarzlarının manifestosunun şu olduğuna inandım. Evladım bana yeşili bol, suyu bol, mor dağlı, cenneti tarif eden bir düşünceleri vardı. Onu yaparsan ben evime asarım derlerdi. Onlar da ona ayak uydurmak için naif halleriyle, gelişmemiş halleriyle onlara ait yeşili bol olan, moru bol olan, suyu bol olan, fantazisi olan, cenneti andıran resimler yapıyorlardı. Sonra 1967'de İstanbul Aksaray'da
rastladım ikinci sanatçısına. Burada örnekleri var. O da aynı felsefeyi güdüyordu. Yeşili, moru, suyu bol. Bunların ortak noktalarını elde ettim. O zaman belgesel toplamak, fotoğraf çekmek biraz zordu. Hem öğrenciydim. Ortak noktalarını elde ettim. Yeşili, suyu, mavisi, moru ve cennete yakınlığı, bol sulu oluşunu ben de kendi yorumumla dünya halk manzaralarını izleyerek onların rakip, onlara eşdeğer veya daha üstün eşdeğer olacak Türk manzaraları, Türk halk manzarası, Türk halk manzaraları, halk manzarasını yaptığıma inandım. Bu örnek 1990'lara rastlar. Sonra bunun biraz ilk hallerini, orta hallerini ve yüksek hallerini. Bu yüksek klasikleştirilmiştir. Belli oranda yüksekleştirilmiştir, klasikleştirilmiştir. Onları çıkarmaya çalıştım. Burada gerçekten Türk halkının bir günlük çalışmasını izliyoruz. Değirmen, su içen çalışan işçiler, bahçesinde çalışanlar, tarlada çalışanlar, uzak yerde köyler, su kenarında çamaşır yıkayanlar, kelebekler, papatyalar. Zoom yapabilirsek arkadaşa rica edeceğim de siz böyle gösterdikçe ben de fark ediyorum bazı şeyleri. Gerçekten o kadar güzel ayrıntılar var ki diyorum ya. Yola gidenler, dam üstünde çir kurutanlar, uzaktan gelen çoban ve daha uzakta dinlenen kişiler. Çok detaylıdır. Ya müthiş bir şey gerçekten. Şuraları ben fark edememiştim. Şimdi anlatınca fark ettim. Tabii. Yani dam üstünde çir kurutanlardan, şu tarlada çalışanlar. Şimdi çok daha iyi anladım. O kadar kapsamlı bir resim tabii, ki. Evet. Uzakta köyler, yatırlar. Bu bir nevi bizim Türk halkının Anadolu'da Türk yaşam tarzıydı. Günlük yaşam tarzıdır. Onu aynen aktarmışımdır. Hem ben de yaşadım bunları, birebir yaşadım. Yani bilgiden dolayı değil, yaşayarak bunları elde ettim aynı zamanda. Bu nedenle Türk halk manzarası da vardır diyorum dünyada. Bu da bizim dünyaya verebileceğimiz resimlerden bir tanesidir. Manifestosu bize ait olan, hiçbir ülkeye ait olmayan, tarzı da özgün olan, tarzının manifestosu da halkın olan bir resim türüdür diyorum. Severek yaptım, mutluyum. Mutlu da ettim, ülkem de sevdi. İkinci önemli başyapıtım empresyonizm, izlenimcilik. Çok yönlüyüm ben. Resimde çok yönlülüğü sevdim. Bir tarzda durmak, tahammül etmek benim için değil. Enerjim fazla, isteğim fazla. Yatkınım da. Yeni tarzlara doğru yönelmek, yeni tarzları keşfetmek, onların üstüne çıkmak isteği bende çok fazla. Empresyonizmi denedim. Empresyonizm izlemek, o anı izlemek, o anı nakletmek. Tuvale nakletmek. O saat geçtikten sonra güneş ışığı resmi değiştirir. Yani 10-15-20 dakikadır izlenimcilikte resmen süresi, empresyonizmin süresi. Bu benim doğduğum köy Malatya'da. Bir ziyaretimde sabah 5'lerde kalktığımda karşı tarafın Hasan Çelebi mosmor olduğunu gördüm. Bayağı mor. Yani benim boyadığımdan daha mor. Ön taraflarında ışık aldığını gördüm. Bayıldım kompozisyona. Sonra hazırlandım. Derme çatma bir şövalyem vardı. Çünkü asıl şövalyemi rüzgar kırmıştı. Dağlarda çalışıyordum. Dağlarda, taşlarda çalışıyordum. Şövalyem dayanamadı. Sonra inşaat tahtalarından ağır şövalye yaptım. Rüzgar kaldırıp atamıyor. Akşamdan boyalarımı hazırladım.
samanların arasına koydum. Sabah 5-5.30 arasında kalktım ve gittim. Beyaz bir gömlek giymiştim. Akşam sıcak, gece sabaha kadar sabahleyin buz gibi olduğunu bilmiyordum. Akşam sıcağının etkisinde kaldım. Sabah beyaz bir gömlek giymiştim. Vardığımda şövalyeyi kuyar kururken titremeye başladım. Biraz durdum, daha fazla titredim. Titrediğimi, kemiklerimin bile titrediğini hissettim. Sonra yalvarmaya başladım. Allah'ım durdur şu titremeyi. Ya titremeyi durdur ya şu manzarayı durdur. Ama vaktin geçeceğini biliyordum. Vakit bana müsaade etmeyecekti. Aşkla hepsini aştım. Dayandım fırçamın gücüne. Hiç de ifade etmiyor o buz gibi havayı. 20-25 dakikada bitirdim. Ama hayatımda ilk defa çene kemiklerimin, ayak kemiklerimin, el kemiklerimin tir tir titrediğini gördüm. Soğuktan, sabahın soğuğundan. Bu çalışmayı yaparken. Fakat sonucu çok sevdim. Bence olağanüstü bir empresyonizm örneğini verdiğime inanıyorum. Sürat işi bu. Empresyonizm sürat işi. Fırtınada, rüzgarda aldırmayacaksın. Düşecekmiş, düşmeyecekmiş. Fırtına dinlemez senin tuvalini. Güneş de dinlemez. Soğuk da dinlemez. Sen dinleyeceksin. Biraz güçlü olacaksın. Mücadeleci olacaksın empresyonizmde. Resmi bitirip köye doğru gelirken bir köylü bayan o resmi bana ver dedi. Resme bir fiyat verecekti. İstanbul'a götürmem lazımdır dedim. İstanbul'a getirdim. Sergi açtım. Sergide bu resim ressamların çok dikkatini çekti. Ben daha hala rahat görememiştim. Resmi hala sıcaklığındaydım. Ressamlar toplanınca ben de yeniden baktım resme. Sonra anladım ki ritim, müzikalite, resim atağı, fırça atağı, kompozisyon ve orijinallik yüksekti. Kendi özel koleksiyonuma koydum. Empresyonizmin güzel bir örneğidir. Evet. Bir başka kompozisyona geçiyoruz. Aslan Emmim. 1970'te kapitalizm ve militarizme hayır. Aileme saygı göster adı altında bir seri yaptım. Aslan Emmim serisi. Aslan Emmim'den de çok etkilendim. Bu orijinalliği de zaten Aslan Emmim'dir, amcamdır. Bu seride ailesini koruyan, kapitalizme ve militarizme karşı gelen bir baba, aile reisi var. Anadolu'dan ilham alan, Aslan Emmim'den ilham alan. Fakat zamanın sanat anlayışı, 1970'in sanat anlayışı bu seriyi reddetti. Kabul etmedi. Bizim tarzımız değil dedi. Yazılı olarak resmi firmalar, bu bizim tarzımız değil dediler. Dolayısıyla ben de gençtim. Üniversite öğrencisiydim. Fazla devam edemedim. Sivil halk da müdahale etti. Bu tür resimler bize uygun değildir diye. Fakat 2000'li yıllarda, 1970'ten sonra 2000'li yıllarda ki röportajlarımda bunun çok önemli bir seri olduğunu, keşke Paris'e kaçırmamın gerekli olduğuna inandılar. Kaçırsaydın dediler. Fakat her şey bitmişti. Ama o zaman anlatmaya başladım. Bugün de söyleyebilirim ki geniş kitlelerin başyapıtıdır. Geniş kitlelerin bir başyapıtıdır. Bunun kaçışı yok. Eninde sonunda bu bir başyapıt olacak. Hiç şüphem yok. Buna şükür ki elimde, orijinal halen elimde. Başka orijinaller de elimde. Bir önemli serimde sembolizm. Güzel bir seridir, farklı bir seridir.
canlılar birbirini yer, arta kalan eserlerdir. Onu canlandıran güzel bir seri, sembolizm. Bu da önemli bir parçalarımdan birisi, büyük boy bir çalışmadır. Canlılar bu dünyada birbirini yer. Burada da şurada antik eserler kalır. Evet, antik eserler. İşte canlı dediniz, burada pençe falan görüyorum. Tam da yorumlar. İşte herkes kendine göre yorumlar ya. Bir başka büyük canlı havadan geliyor. İnsan haline girmiş bir başka yaratık. Canlılar bu evrende birbirini yer. Arta kalan eserlerdir. Evet. Antik eserlerdir. Güzel parçalar var fakat zamanımız ve imkanlarımız dahilinde bunu sunabiliyorum. Şimdi soyutu çok sevdim. 1986 yılından itibaren soyut yapmaya başladım. Soyutu bütün yönleriyle kullandım. Fakat soyuta geçiş ara resmi olduğuna inandığım bu kompozisyonu sakladım, kendime ayırdım. Non figüratif resim. Soyuta az kaldı. Bir nevi soyut ama non figüratiflik de var. Figürün sonu. Güzel bir kompozisyon. Soyut. Evet. Empresyonizm yine. Bayıldım empresyonizme. Çok iyi örnekler verdim. Söyleyebilirim ki dünyanın en iyi örneklerini verdim. Diyebilirim. Karşı cevap hakkında kullanılabilir, kullanabilen kullanır. Bu Ayasofya Sultanahmet'te çalışıyordum. Bir büyük otelin karşısında bir antikacı dükkanında çalışıyordum. Bir resmim noksandı bir sergi için. Sonra iş yeri sahibi üst kata çık Mehmet abi Ayasofya'yı göreceksin dedi. Altıncı kata çıktım, dar bir alan vardı. Ayasofya'ya baktım, aynen böyle. Islak bir havada. Senin? 1997-98. Islak bir havada bayıldım. Çok hayran oldum, sahne karşımdaydı. Tuvali aldım, kiremitlerin üzerine serdim. Boyayı yanıma yere koydum. Bir masanın, çürük bir masanın üstüne koydum. Resmi yapmaya devam ettim ama yağmur geliyordu. Kadıköy yakasından doğru bulutlar yavaş yavaş geliyordu. Korktum. Şu bulutu da yarım bıraktım. Fazla gelse camiyi gölgeleyecekti. Sonra sırt üstü giderek demirlere yaslandım. Biraz geriden bakayım derken demirin çürüdüğünü hissettim. Düşme korkusu atlattım. 6. 7. kattan karanlık yere, bina boşluğuna. Ve olduğu gibi bıraktım. Empresyonizmin güzel örneklerinden birisi. Ki öyle ki yani ben buraya baktığım zaman öyle güzel bir şey dediniz ki yani şu bulutu bile engelledim ki yoksa camiyi kapatacaktı. Ben onu fark edemedim. Kompozisyonu kapatacak. Evet. Onu orada bırakmalıyım. Fazla yani, gelme dedim. Evet yani bir şey gözüyle baktım. Evet insanlar burada kule var, ağaçlar. O zaman demek ki birkaç ağaç varmış kesilmeden önce mi artık? Evet. İstanbul'da otur şeylere pek önem verilmiyor. Çoğalmayın okuyun. Ritim. Çoğalma duygusu. Kompozisyon. Çoğalmayın okuyunu anlatan ritim daha ziyade. Ama önemli olan çoğalmayın okuyun. Çünkü ben Türkiye'de yaşıyorum. Okuma oranı düşük olan ülkelerin ne halde olduğunu çok iyi biliyorum. Kendi ülkemde dahi. Akla hizmet et, çoğal. Zaten öyle güzel bir şey ki dinimiz de ilk ayetini gönderdiği zaman oku demiş. O kadar güzel bir şey ki ben onu çok severim ve örnekle veririm. Öz Azdır serisi çok güzel örneklerle bu çalışmalarımda var. Evet. Portre. Çok portre yaptım, yorum yaptım. Dünyadan örnekleri de izledim. Benim portrem de bir portre. Örnekleri verebilirim. Bu da başyapıtlarımın arasında. İsyan ancak bu kadar güzel anlatılır diye düşünüyorum.
İsyan ediyorum. Haykırıyorum. Nereye? Dünyaya. Evet. Figüratif yorumlarımdan birisi ekspresyonizm. Kendi duygularım, kendi renklerim, kendi figürüm. Böyle anlatmak istedim. Bir ifademi, bir dur dememi, bir isyanımı. Bu figürle, ekspresif bir figür duruşuyla anlatmak istedim. İkili yıllarda natürmort desenim, natürmort kompozisyonu çok güzel çıktı. Daha fazla ilerletmeme gerek yoktu. Natürmortu yorum halinde ifade ediyordu. Yarım bıraktım desen. Landscape etüt halinde zaten ifade etmişti, istediğim resmi ifade etmişti. Desen landscape. Bir görüntü, şehir görüntüsü, etüt. Anadolu'dan gelmeden evvel bitirdiğim seri, unutmayalım ki dünyada bizden başka canlılar da var. Bildiğim bütün ekollerin sentezini yaptım. Biraz da izleyiciye izleme ve yorumlama hakkı verdim. Figüratiften, non-figüratiften soyuta doğru geçiş, müzikalite ve ritim ve renk bütünlüğü elde edilmiş bir resimdi. Ritmi çok yüksek, renk yüksekliği var. Figüratif film sonu gibi geliyor. İsyanın başlangıcı gibi geliyor. İzleyiciye hak tanıyorum. O kendisi yorumlasın isteğiyle ürettiğim ve klasik yapısı da sağlam duran, soyut yapısı da sağlam duran, figüratif yapısı da sağlam duran bir seri. Tabii seriden seriye atlıyorum. Bu arada sevgili izleyiciler, ben belki de sizin aklınızdan geçen şeyi de soracağım. Hani iyi bir resim yapabilmek için ne gerekli? Yani nasıl bir ön çalışma gerekli? Biraz önce şeyden bahsetti. Bir 10-15 dakikalık bir süreç var bazı fotoğraflar için. O 10-15 dakika içerisinde ne gördüyseniz onu aklınıza tutup tuvale geçirmek, çabuk olmanız lazım. Empresyonizm. Empresyonizm. Evet, izlenimcilik. O gerçekten benim hoşuma gitmişti. Çok hızlı ve isabet istiyor ve resmi çok iyi bileceksin. Sağlam duracaksın. Hem fiziğin sağlam duracak, doğaya karşı, ışığa karşı, boyaya karşı çok sağlam olacaksınız empresyonizmde. Ufak tefek adam empresyonizm yapamaz. Rüzgar sallar. Figüratif yorumlarım. Bunlar da figüratif yorumlar. Yorumlar, kendime göre yorumlar. Fazla sayıda figür kullanmayı sevmedim. Kendi figürüm, kendi kompozisyonum yapmayı sevdim. Bu kompozisyon dengede durma, insanın bir telde durması, cambaz gibi hayatta durma. Ha düştü, ha düşecek arasında dengeyi sağlamayı anlatan bir kompozisyon. Anadolu'da kadın, çok etkilendiğim evet, bir... Evet, ben de şimdi ilk kez görüyorum ama... Bir kompozisyon var mı, yok mu? Yok mu, var mı? Kim? Büyük soru. Çalışması. 80'e 100. Yani şunu yapmak bilmiyorum. Yani çok güzel gözüküyor buradan da. 80'e 100 ebadında bir tuval üzeri çalışma. Kaybolmuş Anadolu kadını. Var olan Anadolu kadını. Var olan da kaybolmuş. Yok olan da kaybolmuş. Kaybolmuş olan da kaybolmuş. Şimdi daha güzel olur bak. Daha yani, işte var mı yok mu derken belki yani, tam anlamadı herkes de şimdi ben de çok güzel anladım. Çok uzun bir hikaye. Anadolu kadını deyince 1 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada anlatamazsın ki. Hikayeler yazılmış, şiirler yazılmış, romanlar yazılmış. Nasıl ben bir sayfada anlatayım bu kadar coşkulu bir konuyu? İnsanın halden hale dönüşü. Şeklinin insan olup bir hayvan görünümünde de oluşunu anlatan bir kompozisyon. Tekli figürleri çok seviyorum. Az figürle kendini kaybetmiş, kim olduğunu anlamayan,
hayvansal bir duruma da bürünmüş iç yapısıyla bir figür. Dinamizm, kendini zorlayan, zoru yırtmaya çalışan dinamik bir iç zorlama var resimde. Kendi kendisini geniş alan içerisinde zorlamaya çalışıyor, yırtmaya çalışıyor, aşmaya çalışıyor. Anlatmaya, bağırmaya çalışıyor. Duyun beni diyor. Duyabilirse tabii. Çok sevdiğim bir duyurma portresi. Yöneticiler Hakkımı Yediniz adlı bir seriden, çok var bu seriden, fazla koymadım. Dans, yine Yöneticiler Hakkımı Yediniz adlı bir seriden, yalnızlık, sıkıntı ve kendisini tutma. Evet, 86'dan günümüze dönem dönem soyut resim. Soyut resmi 86'larda çok fazla sayıda yaptım. Fakat beni bizden olan resim daha çok ilgilendirdi. Bizim olan, bizim hikayemiz olan, bizden gelen, altyapısı bizden fışkıran, hikayemizin içinden gelen bir resmi tercih ettim. Soyutlarım da çok güzeldi. Fakat daha evvel bunun manifestosu elde edilmişti 1910'larda. Manifestosu elde edilmiş resmi yapmayı tekrar etmek olarak gördüğüm için pek tekrar etmedim. Çok fazla sayıda da yaptım sevdiğim için. Ama bunun bizden olduğuna inanmışlığım yok. Bu bir yapılmış olanın versiyonudur. Ama çok güzel örnekler de verdim. Ekspresif soyut, leke soyutu, çok güzel lekeler. Klasikten çıkan soyut, klasiğin arasından çekip çıkarmak istedim. Bu soyut çok güzeldir. Klasik kompozisyonun içerisinden yumuşatarak soyutu çekebilir miyim? Büyük boy bir çalışmadır. Başardığıma inanıyorum. Minimalist bir soyut. Az renkle çok şey anlatmaya dayalı minimalist çalışmalardan. Ekspresif bir soyut, hızlı bir soyut, kendi renklerimle. Yine ekspresif bir soyut. Bir soyut kompozisyon, biraz daha zenginimsi, kendi içinde perspektif varmış gibi, biraz anlatımcılığa dayalı kompozisyon. Bu daha ziyade leke, lekenin taşması, kendi kendisini aşmasına dayalı bir soyut. Yine leke üzerine, büyük leke üzerine kendi sınırlarını zorlayan bir soyut. Klasik landscape. Bunlar da klasik landscape çalışmalar mı oluyor? Açık alan, açık arazi. Bu kompozisyon küçüklüğümde gördüğüm doğayı bir taşın üstüne çıkıp anlatmak istedim hayalimden, kurgumdan. Oradan o geliyor, o oradan hareket ediyor, oradan evine gidiyor, onlar bakıyor, onlar konuşuyor, oradan sürü geliyor. Ki ben de orada baktıkça görüyorum zaten. Orada bahçeler var. Şurada evet, birileri varmış, çalışıyor mu? Tabii. Şimdi fark ettim. Şu taşın üstüne ben çıktım. Oradan izledim. Çok hoşuma gitti. İstediğimi yapabiliyordum. İstediğim landscape'i yapabiliyordum. İstediğimi yaptım ve netice aldım. Sulu boyamsı kullanarak boyayı landscape. Yine kendi doğduğum yerlere, rüyaları, yaşadıklarımı bir akşamüstü seyretmek istedim. Çünkü akşamüstü beni çok etkiledi. Uzak yerlerde tarlamız vardı. Orada akşam yatar, gökyüzüne bakar, gökyüzündeki o hareketliliği, muhteşem hareketliliği görürdük ve çok heyecanlanırdım. Tarlada yaptığımız ve yatak arasından gökyüzünü seyrettiğimiz zamanlar. O günleri hatırlamak istedim. Malatya tabii bu arada. Malatya.
İstediğimi de yaptım. Çok heyecanlı bir landscape, açık alan resmi. Çok sevdiğim bir Anadolu manzarası. Bayılıyorum. Evet, ben de çok beğendim bunu. Işığı, rengi kendime has yorumumla bir anda çıktı. Sultanahmet'te çalışıyordum. Bir anda çıktı. Nasıl olduğunu ben bile anlayamadım ama resim çıktı. Şimdi Köroğlu'nun dağa çıkışı ve Köroğlu'nun peşinden gelenler. Biraz hikayeyi de anlatmak istedim. Provamdı. Anlatabilecek yeteneğe sahiptim. Çok çeşitleri var. Leke kompozisyonu yine Anadolu'dan bir akşamüstü. Yine akşamüstü Anadolu'dan klasik landscape. Eve giden bir aile, sürüsüyle evlerine giden insanlar. Bir akşam vakti. Tabii bunlar da genelde Türkiye'nin doğunun veyahut da Malatya'nın Türkiye'nin Türkiye'ye ait izlenimler. Bunlar çoğu görülmüş. Yani siz onları kompozisyon olarak görmüş ve yorumlamışsınız ben daha sonra, değil mi? Ben gördüm, biriktirdim. Bir de donanımım var. İstediğim resmi, evet, istediğim bölgeye sığdırarak, yorumlayarak yapabiliyorum. Şimdi okuyamıyorum. Öz Azdır serisi resimle anlatamadığım bilgi donanımının getirdiği tecrübe sanatı yazıya yansıdı. Tecrübe sanatı. Onu da yazı diliyle anlatmaya çalıştım. Mecbur değilim biriktirdiğim bilgiyi resim diliyle anlatmaya, mecbur değilim. Başka dil de kullanabilirim. Zorunluluğum yok. Hiç kimse tutamaz. Okuyamıyorum. Bugün de adaleti göremedim. Canım sıkıldı. Çoğalmayın, okuyun. Eyvah, anlatamıyorum. Bilgiyi anlatmak çok zor. Umduklarımdan çok ummadıklarım çıktı. Şöhret çöktü, halk alkışlıyor. Uzun izahatı var. Gerçek izahatı var. Yaşanmış izahatı var. Çok uzun zaman alır. Bu yalnız başına bir konudur. Niçin yazı yazmıyorsun, kitap yazmıyorsun diyorlar. Ben de yazdım diyorum. Öz Azdır serim, kitaptır. Bir cümle bir kitaptır diye savunuyorum. Seni başkası tarif etmesin. Başkası tarif ederse yanlış tarif eder. En iyisi sen kendini tarif et. Önce ahlak. Ahlak düzgün olursa eser de düzgün olur. Ahlak bozuk olursa eser de bozuk olur. Beni kendine benzetme. Azim ve iradeni yel ile yarış eden ihtiras atına yüklememişsen geç kalmışsın demektir arkadaş. Çalışmanın önemi. Ben şansıma çok yardım ettim. Şansım bana az. Zaten yoktuk. Çok etkileyici, benim de çok sevdiğim bir söz. Bugün çok yedim, utanıyorum. Ben yandım, sen de yanasın. İnsan olduğumu fark edemedim. Uzun bir şiirimden alınma bir parça. Çok çok kısa kestim. Tüm gücümü irademle adaleme yasladım. Yumruklarım top top edip cebime, gözyaşımı hepsine mi sakladım? Artık dayanamayıp itirafın vaktini beklediysem suçum ne? Uzun bir şiirinden, Aslan Emin şiirinden kısaltılmıştır. Çok uzun bir şiir, bir kitap halinde olacak bir şiir.
Cennete gitmek istiyorum. Orada oyuncaklarım, kitaplarım ve bisikletim olacak. Binek atı değilim. Kolay bir insan değilim. Kaldırır atarım. Çok sevdiğim bir söz. Doğum tarihim net değil. Annem yaz ayında tarlada doğurmuş. Hüviyetim de benim değil. Benden evvel ölen çocuğun hüviyeti. İsim de benim değil. Burcumu da bilmiyorum. En iyisi dedim, resim idealimi bitirdikten sonra onu doğum günüm ilan ettim. Bir de burç buldum kendime. Herkes burcunu söylüyor. Ben de söylemem lazım. Doğum tarihim 17 Haziran 2006. Kızım doğum günümü kutlar. Kızım doğum günümü kutlar. 11.30'da doğmuşum. Net doğumum var. Ne yapayım? Burcum aslan. Burcumu bilmiyorum ki. Aslanı sevdim. Aslan olsun en iyisi. Ha, ortada her insan bir hikaye. Benimki de bir hikaye. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı benzer ortak şeyimiz var. Ben de anneme sorduğum zaman hani doğum tarihimi ben de bilmiyorum. Ne zaman doğmuşum? Hava sıcaktı. Tamam anne, anladım, hava sıcak, güzel. Ama bir tarih yok mu? İşte ekinler biçilmişti. Aynı dertler. Tabii bir tarih verilmiş nüfus kağıdına. Bu ben, senin de derdin. Evet, benim de derdim. Ben ona nasıl çözüm buldum sizin gibi? Ben de askerlik yapmıştım. Bir zorlu bir süreçten geçmiştim askerlikte. Hatta o dönemlerde sevdiğim de bir arkadaş vardı. Bayan arkadaş. Neyse o zorlu süreci bitirdim. Bitirdiğim zamanda da yaz ayına denk geldi askerlik. 28 Ağustos gibi. 28 Ağustos dedim benim doğum günüm olsun artık. Yeni bir hayata başlayacağım. Askerlik de bitti. Burç da burç olarak böyle olsun, hoş olsun. Böyle bir karar aldım. Evet, siz de biraz duygulandınız. Biraz da konuyu aslında dağıtmak için de yaptım bunu. Benzer şeyler insanlar yaşadı Anadolu'da. Erken yazılan, geç yazılan başkasının adına. Bunlar benim hikayem değil, senin hikayen. Evet. Benim hikayem değil. Anneme söyleyeceğim. Her çocuk annesine sığınır. Şehir gibidir, kale gibidir. Sur gibidir anne. Kör müsün? Bak yukarıya, oku. Kör olduğunu anlarsın, göremiyorsan. Sonsuzluk çok büyük, henüz keşfedemedik. Vurduğun tokat canını acıtmasın. Her şey güzel, çirkinlik ise seyredenin noksan yönüdür. Ben her şeyi güzel görürüm. Çirkinlik ise seyredenin gelişmemiş halidir. Çirkinlik yok, çok güzel. Bu dünya çok güzel. Seyredenin noksan yönüdür. Çirkin görmek. Biraz olgunlaşırsa güzel görür diye düşünüyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Etkileyici. Soyut'u çok sevdim. En aza indirerek, rengi en aza indirerek anlatmak istedim Soyut'u. En az renkle Soyut hepsi yapmak. Hepsi de birbirinden kıymetli değil mi? Sizin gibi, siz yani çocuk gibi, çocuklar gibi hepsi de size. Çok önemli, çok ciddi resimler, minimalist Soyut'lar. Çünkü dünyanın büyük sanatçıları da bu yönlere doğru yönelmiş, en aza doğru gitmiş, en az renge doğru gitmiş, en az biçime doğru gitmişler. Ben de en az renkle Soyut yapmayı denedim. Günümüzün en büyük problemi, özellikle gelişmemiş ülkeler için, ona dikkat çekmek istedim. Oku, uzayı oku. Sanat okumaktır.
sanatı birçok bilim adamı, sanatçı, uzman, hoca, profesör tarif etmiş. Uzun 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 kitaplar dolusu, ciltler dolusu. Ben yok diyorum. Bu benim görüşümdür. Sanat okumaktır. Önce oku, sen adam ol. Yaptığın her şey sanattır. Konuşma sanattır, yürüme sanattır, yeme sanattır. Her şeyi sanata dönüştürebilir insan okuyarak. İlla resim yapması şart değil. Sanat okumaktır. Olgunlaşan insan her şeyi sanattır diye savunuyorum. Evet Mehmet abi, bu arada bir iki dakikamız kaldı. Biz şöyle yapalım mı? Bu çok güzel bir konu aslında. Okuda kalalım. Çok geniş. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında böyle Mehmet Bey'i de anlatalım. Yani resimlerle anlattık, çalışmalarla siz kısa kısa anlattınız. Şu anda Londra'dasınız. Burada çalışmalarınız olacak. Belli ki görüşmeleriniz var. Duydum ben, evet. Biliyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Emeğinize sağlık, 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 sağlık. Çok güzeldi. Ben etkilendim. Yani sonuçta orada bir resmi o tuvale koyarken ki emek, yani bizim anladığımız kadarıyla, yani bir dakikalık, 10 dakikalık değil, yılların bir emeği var sonuçta. Tabii, tabii. Yani ben fotoğraf makinesi aldım geçtiğimiz senelerde. 4-5 sene oluyor herhalde. Ben de bir özendim. Çıktım dağa taşa, çekmeye çalıştım. Onu yaptım. Yani her çalışmamda bana göre o kadar güzeldi ki, yani oturup ağladığım fotoğraf oldu. Yani bir martının yavrularını beslediği anı fotoğraflamıştım mesela. Ama ben sizin gibi böyle isim verememiştim. Çok etkilendim böyle isim vermenize de detaylandırmanız. Bu, evet, bu demek ki içten gelen bir şey. Her insana mahir olamayacak bir şey. Emeğiniz büyük. Ben bunu çok iyi anladım. Son bir dakikamız kaldığı için de hani böyle bir mesaj verirseniz sanat için yeni gençlere. Sanat için yola çıkan arkadaşların önce sanatı istediklerini bilmeli. Kendisi bilmeli. İkinci hamle okumalı. Üçüncü hamle sanatı üreten mekanlara doğru yolculuk yapmalı. Bu çok ciddi bir şey. Kendi mekanı kaldıramıyorsa mekan değiştirsin. Bir Anadolu köyünde sanatçı yetişmez. Sanatın zengin olduğu mahalleye doğru yolculuk yapacak ki öğrenebilsin. Bu açıdan ben Beyoğlu'nda çok şanslıyım. Çünkü Beyoğlu'nda 50 yıl geçirdim. Sanatçılarımız son derece yetenekli, Türk sanatçıları. Dünyadan hiç farkları yok. Ama biraz yolculuk yapmalarını, sanat mekanına doğru yolculuk yapmalarını, her türlü özveriyi de vermelerini tavsiye ederim. Anladım. Vallahi sevgili Halk TV Euro izleyicileri, sizler de dinlediniz. İzlemeye çalıştık hep beraber. Yorumları izlediniz. Mehmet Bey'i de ben fazla yormak istemiyorum. Ama Mehmet Bey'den bir haftalık bir program daha sözü alalım ve bir sonraki haftalarda bir sanatla ilgili programımızda Mehmet Bey'le tekrar bir program yapacağımızın sözünü de veriyorum ve kapatırken de ben, biliyorsunuz, her hafta sevginin olmadığı her yer karanlıktır. Sevgiyle kalın diyordum ama bu hafta sevgi ve sanatın olmadığı her yer karanlıktır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Gerçekten iyi.